Yiğit, Evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim tabii. Çok güzel. Okula ne zaman gittin? Bu sabah gittim. Kaçta? 8'den gittim. 9'da mı neydi ya? Anaokuluna giderken kaçta uyanıyordun? Anaokuluna giderken He. mi? Atlamıyorum ya. Hiç atlamadım. Tamam. O zaman ilk gündeki arkadaşlarınla buluşmanı bana bir anlat bakayım. Sınıfın İlk gün sınıfın içini bir anlat bakayım. Neler yaşadın? Öğretmen ne konuştu? Anlatayım. Anlat. Mesela öğretmen hangi adımızı öğrendi? Mesela hangi sevdiğimizi söyledik ona da. He. Hangi söylemedi? Lollipop da dağıttı biraz. He. Yedi kalem de verdi bize kelebekli. Çıkarmadım Oo. ben kelebeğimi. He. Silgili kalem böyle kurşun. Evet. Çantam da vardı işte. Ama bana yarın yeni çanta alacaklar. Şanslıyım o yüzden. Bak Kim çantam. alacak? Annemle babam. Tamam, getir bir çantana bakalım bir. Tamam. Getir, Şeyler çantan nasıl bir söyleyeyim çantan mı? mi? He. Öğretmenimiz istediği şeyleri alıyorduk. Şimdi çantam böyle. Çantamda bir tek su var. Su var. Ama He. ben kola su da götürüyordum. Keçeli kalem de bir de ben kuru kalemleri götürüyordum. İşte Tamam, böyle güzel. içi. Ha. İçinde Böyle. şu anda defter kitap yok, değil mi? Evet. Tamam. Çünkü çirkin kalemi ben eve bıraktım. Getiremem. Çünkü onlar yeni alınmış. Tamam. Olduğu zaman. Öyle güzel şeyler getiremem ki çekime. Patlarla. Burası da böyle işte şişe koyacağımız halde. Çanta diye o kadar. Defteri kitabı da onun içine koyacaksın. Evet. Ama yarın da benim çantam değişiyor. Tamam, o da güzel. Olmazsa o çantanın da resmini çeker, YouTube'da yayınlarız. Tamam Evet. mı? Allah yanlış yerden tutmuş. Tamam. Çantayı köşeye koy. Ben bir dakika. Allah pardon. Şimdi sana soracaklarımız var. Şimdi okulun ilk gününde ne yaptığını öğrendik. Öğretmenin nasıl davrandığını öğrendik. Heyecanını öğrendik. Şöyle koysam. Koy oraya, bırak. Şimdi şuraya koyayım. Onu da bırak. Tamam. Şimdi sana önemli bir soru soracağım. Hı. Bu amaçlı bir soru. Evet. Amacı olan bir soru. Şimdi seninle okulun ilk günü bir video çekimi yapıyoruz. Bunun amacı ne? Niye yapıyoruz ilk gün okulun video çekimini? Bunu senenin ortasında da yapabilirdik veya birinci sınıfı bitirdiğin zaman da yapabilirdik. Sürpriz Niye miydi ilk gün acaba? çekim yapıyoruz? Niye mi? Tahmin et bakayım. Okul kıyafetini tanıtmak için. Mesela öğretmenin Olabilir. adını öğrenmek için. Olabilir. Mesela mesela ben okulda ne yaşadıklarımı öğrenmek için YouTube'a koyup ve neydi onun adı? İzlenmesi için. Bir tane daha bir şey vardı ya. Heh, evet. Ünlü olması demek benim. Ha, ya can, bizim öyle bir gayemiz yok. Ya biz çekim yapacağız. Ama benim bu çekimi yapmamın birinci derece amacı şu. Şimdi senle kısmet olursa bir arkadaş olarak, bir amcan olarak uzun süre komşu olarak kalacağız bir arada. Ben senin çocukluğumu da bileceğim. Ben senin ortaokula gittiğin zamanı da bileceğim. Liseye gittiğin zamanı da bileceğim. Kısmet olursa üniversiteye kazandığın zamanı da bileceğim. Öyle değil mi? Şimdi zamanın ne kadar hızlı geçtiğini göstermek amacıyla ben dedim ki, Yiğit dedim, elimde dedim, şu anda en yakınımda kişi olarak bunu göstermek amacıyla, kanıtlamak amacıyla hazır duruyor. Yani okulun ilk günü ben Yiğit'le bir çekim yapacağım. İki, ortaokula başladığı zaman ortaokulun ilk gününde bir çekim yapacağım. İki, ya önceki birdi, bu iki. Liseye başladığı dönem bir çekim yapacağım. Üç, kısmet olursa bir de üniversiteye başladığı zaman bir çekim yapacağım. Dört. Yani Ben bu, büyüğüm ya. o zaman da büyüyeceksin ama üniversiteye kazandığın zamana geldiğin zaman her şey bir rüyaymış gibi gelecek sana. Yani rüyaymış gibi gelecek. Yani bir akşam yatacaksın, sabah uyandığında üniversiteye gitmiş olacaksın. Zaman o kadar çabuk geçecek ki Evet zaten. bunun sen çok sonra farkına varacaksın ama diyeceksin ki gerçekten Kadir amcam haklıymış. Zaman çok hızlı geçiyormuş. Keşke kıymetini bilseydim. Onun için derslerine iyi çalış. Sınıf
Okul birincisi. Var. Okul Varsa tabii. sonra da başkan olayım. Ha, sınıf birincisi ol, sınıf başkanı ol, okul birincisi ol, üniversiteye gir, üniversitede derece al, büyük bir yere gel. Okey. Peki, tamam. İleride ne olmayı düşünüyorsun? Deyince mi? Evet. Deyince ne olmayı düşünüyorum? Ne biliyor musun? Ney? Belki daha erken bunu düşünmen için. Tabii Şöyle ki de ne olacağımı he. biliyorum. Ne biliyor musun? He. Evet. Tabii ki de ne biliyorum? Ney? Anlatayım, anlatayım. Anlat. Tabii ki de bir dakika düşüneyim biraz. Buldum. Neyse şimdi daha boş ver. Hadi. Konum şey askerliğe gideceğim ve komutan olacağım. Tamam, olabilir. Gayet güzel. Başarılı bir komutan olursun. Memleketi savunursun. Ona biz bir şey Bir şey demiyoruz. daha söyleyeyim mi? Bir tane daha söyle bakayım. Ben bir de bu dünyada hiç ölmeyeceğim. Ya ölüm olmadan olur mu? Ölümsüz insan olur mu? Var. Kim? Nasıl biliyor musun? Nasıl? Mesela ben yaşlanınca öleceğim ya ya. Evet. Dünyaya yeni kişiler gelecek ya. Evet. Mesela biz tekrar geleceğiz değil mi? Evet. O Ya zaman ben o Yiğit, bunları düşünmek için erken, boş ver. Şimdi o senin okulunla alakalı bir şey değil. Senin şu anda yapman gereken ne olacağını düşünmen. Belki ilkokul 1'e başlayan biri için bunu düşünmen derken. Yani okuduğun zaman şöyle gözünde bir şeyler Bir şekillenir. dakika, bir şey daha gösterebilir miyim? Şimdi ben de okul kıyafetimi göstereyim. Bakın Getir. işte. Gel. Gel. Tamam işte siz biraz uyuyun. Sen bir oku bakayım. Bakayım bir Ali'ye. Gel bakayım, tam okuyamadım orada. Aliye Pozcu İlkokulu 1978. Çok güzel. Ama forma da sana güzel yakışmış. Yakışıklı olmuşsun. Flinta gibi Evet. olmuşsun. Şöyle göstereyim. Tamam. Bakın şurada düğmesi tam var. Taktım. Tamam. Çok güzel. Eskiden biz kara önlük giyerdik. Bunu biliyor musun? Biz kara önlük giyerdik. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Lütfeniz ama okula giderken atlet giyin. Çünkü atlet giymezseniz ter içinde olursunuz ve sizi çocuklar sanki bu çiş yapmış diyorlar. Tamam. Şimdi o zaman O yüzden ben bu sabah atlet giydim. tamam güzel. Bir atlet giyilir. Yani terlediğin zaman atlet suyu teri çektiği için ve üzerimizde kurumadığı için, ter yapışmadığı için rahat oluruz. Rahat oluruz. Şimdi gelelim konuya. En sevdiğin faaliyet nedir senin? Kitap okumak mı? Satranç oynamak mı? Gezmek mi? Bisiklet sürmek mi? Benim bir daha söylesene. En çok sevdiğin şey nedir? Benim mi? Evet. En çok sevdiğim Ben bir de şunu buldum. düşünüyorum. He. En sevdiğim şey kendime 4 tane kedi almak. 4 tane yavru kedi. Tamam. Güzel. Yavru kedileri alır inşallah beslersin. Tamam. Güzel. Hayvanlara bakmak, kedilere bakmak her zaman güzel bir şeydir. Ben bir de şunu düşünüyorum. Şimdi sen güzel bir satranç. Evet. Onun adı Ramazan'dı. Ramazan ayında geldi pencereden. Bir günde uçtu gitti. Yani yapacak bir şey yoktu. Kaçtı evden. Şimdi kısmet olursa sen Bir kere de sizin kuş ama bizim balkona gelmiş, biz de size verdik. tamam. Şimdi sen mesela güzel bir satranç oyuncusun, değil mi? Satrançta kendini geliştirdin. Çok daha geliştireceksin. İleride Satrancı da ben kendim öğrendim değil mi? evet. İzleyerek öğrendim. Tabii canım, izleyerek öğrendim. Fazıl'la ben oynarken sen de satrancı öğrendin. Güzel güzel. Artık ben satrancı tam biliyorum. Tamam. Okuldayken satranç faaliyetine devam etmeyi düşünüyor musun? Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle.
kaç tane yemeğinden alacağım biliyor musun? Kaç tane? Onların hepsini ayrı ayrı yem alacağım. Çünkü 4 tane var. Tabii canım. Çok fazla. Çok O fazla. yüzden ben onları ama ben onlara 8 tane yem alacağım. Şimdi sen o bak, senin o kedileri beslemen için, tamam mı? Paran olması lazım. Paran olması için de Zaten güzel bir işin olması lazım. Güzel bir iş için de başarılı bir öğrenci olman lazım ki başarılı öğrenci olunca güzel bir işin olacak, çok paran olacak. O çok parayla da kediye bakacaksın. Ama bir şey şimdi daha söyleyeyim. okumayıp da çalışmayıp da başarılı bir öğrenci olmazsan 4 kediden bir kedi bile besleyemezsin. Eğer beslemeye kalkarsan da o kediyi kuru ekmekle beslersin, hasta edersin. Değil mi? Şey daha söyleyebilir miyim? Evet. Neydi onun adı? Unuttum ya seni söylemeden. Zıbı Nereye? zıbı Nereye mi gidiyorsun? Evet. Nereye? Kim konuşuyor? Söyle. Neydi onun adı? Büyüyünce bir de ben zengin olacağım. İşte bunu hep çalışmaya gideceksin. Hayır. Aslında az şakayla aslında benim az yardımcı olacağım. Aslında ben büyüyünce patron olacağım. Tamam işte o zaman okuyacaksın, patron Çünkü olacaksın. aslında ben tüm ülkenin patronu olacağım. Tamam. Tüm ülkeyi ben yöneteceğim. Tamam. Şimdi Kendi paralarımda ben günlük kazanacağım. tamam. Aylık değil. Tamam Yiğit. O zaman benim çok param oldu. Kaç tane Tamam. kazanacağım biliyor Yiğit. musun? Bin Bak he. 1800 hem de bana patron hem de benim patronların patronu bana 1200 veriyor hem de günlük. Tamam. Şimdi kamera süresi dolmak üzere. Son bir defa ne demek istiyorsun? Ne dersin? Şimdi ben kitapları gösterebilir miyim? Bir göster bakalım. İşte bu. Kitabın yazarına biraz yarım saat bir mola veriyorum. Okuyayım. Tamam. Başka? Okudunuz mu? Okuduk. Biraz daha göstereyim. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi bırakalım. İşte ben şöyle bir koyayım. Vaktimiz yok fazla. Tamam. O yüzden hızlı O gösteriyorum. da Kemalettin Tuğcu'nun. Evet. Şöyle kitap. Tamam. Şu da şöyle zaten. Yiğit dehşetli kitap okuyucusu ilkokula gitmesine rağmen beraber çok kitap çekimi yaptık. O da Kerime Nadir'in bir romanı. O da Esat Mahmut Karakurt'un bir romanı. Erol Mütercimler'in bir romanı. Araştırma kitabı. Erol Mütercimler'in. Evet. Evet. Tamam. O da yine Kerime Nadir'in bir romanı. Tamam mı? Son bir defa de bakalım. Bir şey daha söyleyeyim Son bir ben. şey de. Sürprizi söylesene. Şimdi biz bu çekimi yaptıktan sonra Yiğit'e ödül olarak hafta sonu bir ekmek yapacağız. Ekmek makinesinde. Onu tabii. Onun da çekimini birlikte yapıp kısmet olursa videoda yayınlayacağız. Yiğit arkadaşımıza okulda başarılar diliyoruz. Yeni öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Peki cuma günü ne zaman? Yarın. İşte yarın da seyir. Tamam. Evet arkadaşlar videomu izlediyseniz beğene basınız ve videoyu da like olmayı unutmayın. Hadi Evet. bay bay. Hadi bay. İlk beğeninizi izleyiniz. Bay bay. Tamam.